Burada ister istemez hepimizin yaptığı fazla gıda tüketimi sağlık sorunlarının başlangıcı olabilir. Aman dikkat diyoruz. Değerli hocam da uyarısını yapıyor. Bu sağlık sorunuyla mücadele edenlerin yanında refakatçi olanlara büyük görev düşüyor ama fazla da sıkmadan, bunaltmadan diyorsunuz değil mi hocam? Evet. Karşı tarafa iyilik yaparken de bir noktada da rahatsız edebiliriz. Aman dikkat diyoruz. Peki özellikle hocam tatlı ile ilgili de siz dile getirdiniz. Çok fazla yememek kaydıyla diye ama şekerle ilgili tüketim bu sağlık sorununda daha ciddi etkili olabilir mi diye soralım. Şimdi şöyle, aslında hani bizim hiçbir rehberimizde şeker yenmeyecek diye bir onkoloji rehberinde öyle bir şey yoktur. Evet. Çünkü insanın, kişinin günlük kalori ihtiyacının %60'ını karbonhidrattan olması gerekmekte. Karbonhidrat demek şeker demek. Şekeri biz almazsak o zaman beyin hücrelerimiz, kas hücrelerimiz hemen her doku ve organda günlük yaşamımızı idame ettirmede şeker kullanmakta. Şekeri biz dışarıdan almazsak bu sefer vücut bir takım yollarla kendinden tüketmeye başlayacak. Ve bu durumda tabii ki katabolizmaya gidecek. Onun için yeterli miktarda, yani kişi boyu, kilosu, günlük aktivitesine göre yeterli gerekli kalorisinin %60'ını karbonhidrattan alacak şekilde ayarlaması gerekmekte. Ana karbonhidrat kaynağı da daima söylüyoruz ki meyveler, bir de tahıllar. Her öğünde yediğimiz bir iki dilim tahıl ekmekleri ve gün içerisinde yine kiloya uygun bir şekilde 700 gram, 800 gram, 500 gram, 900 gram meyveyi porsiyonlar halinde, yani oturup bir kez de değil ikiye üçe bölerek yemek gerekiyor. Yani karbonhidratımızı, şekerimizi mutlaka almamız gerekiyor. Ama bir takım çalışmalar glisemik indeksi yüksek beslenmenin hem şişmanlığa hem birçok hastalığa davetiye çıkarttığı için dolaylı olarak şişmanlık da hemen pek çok kanser için bir risk faktörü olduğu için belki de yine birçok preklinik çalışmalarda daha ağırlıklı şekerin tümörü beslediğine dair aynı yükselmelerin bir takım verilerden dolayı yani sağlıklı beslenme açısından sıfır şeker değil, hızlı kanda şekeri yükselten beslenme şeklini düzenlemek gerekiyor. Yani onu azaltmak gerekiyor. Peki şimdi kişi özel tedavi olduğu için en sık size hocam şunu sormakta çekiniyorum ya da hep kafama takıldı, şu nasıl olmalı diye en sık sorulan sorular ne diye soralım hocam size? Yani kafama takılan en sık sorular kolon kanseriyle ilgili. Yani kolon kanseriyle ilgili değil, genel olarak birçok soru geliyor bize. Yani her türlü soru gelebiliyor. Bizde en çok sıkıntılardan bir tanesi, hastalarımızın bir grubu boynunda ilaç takmak zorunda kalıyor bir özel cihazla. Mesela kimisi bunun etrafındaki insanlara zarar verebileceğini düşünüyor. Yani bir radyasyon yayabileceğini veya bulaştığında bir şey olabileceğini. Halbuki bunlar kişinin vücuduna giden herhangi bir radyasyonu olmayan ilaçlar. Onun için de etrafa bir zararı olmuyor. Peki vücuttan çabuk atılıyor mu diye soralım. Özellikle ilaçtan. Pompa sistemiyle gidenlerin çoğu çabuk atılıyor. Ama pompa sistemiyle verilmeyen diğer ilaçların bir kısmı çok uzun sürelerde atılıyor. Yani bazen hani İlaç kendi atılsa bile etkisi 1 yıl, 2 yıl devam edebiliyor. Onun için de yine gerekli önerilere dikkat ederek onların süresini azaltma veya şiddetini azaltma yönelik bir takım tedbirler almaya çalışılıyor. Evet. Yine burada da erken teşhisin önemi çok çok önemli olduğu için mutlaka kafanıza takılan en ufak bir sağlık sorununda en başta en yakın sağlık ocağına, aile hekiminize başvurmakta fayda var. Duruma göre zaten sizi diğer sağlık kuruluşlarına yönlendirme yapacaktır. Son 5 dakikamız olduğu için hemen değerli hocamıza soralım. Özellikle tabii kendimize dikkat ediyoruz. Mart ayı özellikle farkındalık ayı olduğu için Türkiye'de ve dünyada en önemli sağlık sorunlarının 3. sırasında yer aldığı için kolon kanserine ilişkin değerli hocamızdan bilgiler alıyoruz. Hocam
hocam kabızlıkla başladı, dikkat edilmesi gereken diye. Daha sonrasında belirti olarak tekrarlayalım. Televizyonları yeni açan izleyicilerimiz olabilir. Şişkinlik devamında olabilir mi hocam? Ya da ne, tabii, ne yani diye kabızlık, soralım size? Şimdi eğer belirtileri hızla yeniden gözden geçirsek. Evet hocam. Bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklikler, kabızlık, ishal veya bunların değişen şekilde sırada olması, büyük abdeste kan gelmesi, karın ağrısı veya karında şişkinlik hissi veya bazen de karıda şişlik, yine karında herhangi bir işte gaz şikayeti, hani çok fazla gaz şikayetleri, halsizlik, yani çabuk yorulma, dermansızlık şikayetleri en sık belirtilerimiz. Bunları hisseden ya da kendinde rahatsızlığını bulan kişi, evet, mutlaka... Eğer uzuyorsa bu şikayetlerde en kısa zamanda bir hekim yardımı almakta fayda var. Genel cerrahimiz hocam dahiliye mi, nasıl? Her türlü bir branş, hekim olabilir. Öncelikli olarak aile hekimi olabilir. Aile hekimi. Bir muayene veya bir yaptığı hemogram bile bize doğrudan bir fikir verir. Veya gaytada gizli kan yapar, hı hı, bir aile hekimi örneğin. Öncelikli olarak hani... aile hekimi, olmazsa dahiliye uzmanları, gastroenterologlar, genel cerrahlar, bunlardan herhangi bir hekim hızlı bir şekilde hastayı ele alabilir. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Emeklerinize, bilgilerinize sağlık. Hem hastalarınız adına selamlarımızı iletelim, hem de değerli hocamıza çok çok teşekkür etmiş olalım. Efendim, bugün 24 Şubat Perşembe. İlk yayınımızda değerli hocamız Avrasya Hastaneler Grubu'ndan medikal onkoloji uzmanı doçent doktor Fatma Şendi. Haftaya yeniden Şifa Kapısı'nda görüşmek üzere.